Bugün Şen Yaşar ailesinin 745. gününde sofralarına misafir olduk. Biz İnsan Hakları Urfa Şubesi olarak başından beri adaletsizliğe maruz kalmış olan ve adalet çığlığını adliye önünde, adliye koridorlarında ve Urfa'nın genelinde yayan ailenin yanındayız. Emine Şen Yaşar ve Şen Yaşar ailesi sadece kendi adaletleri için burada durmuyorlar. Bir bütün olarak Urfa'daki, Türkiye'deki tüm yurttaşlar için buradalar aslında. Çocuğunu kaybeden, eşini kaybeden, evladını kaybeden tüm insanlar için burada oturuyorlar. Tüm insanlar için adalet istiyorlar. Cezasızlık zırhı arkasına saklanmış olan tüm suçluların yargı önüne çıkarılması için buradadırlar. Yani kendileri için bir talepleri yok aslında. Bizler için bu talebi yapıyorlar. Bizlerin daha güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürmek için bu mücadeleyi devam ettiriyorlar. Bugün biz onların iftar sofrasına misafir olduk. Ve hem bugün, hem dün, hem de ileride ta ki adalet sağlanana kadar biz Şen Yaşar ailesiyle birlikte devam edeceğiz. Adalet çağrılarına, kulak tıkayanlara, onlarla birlikte daha yüksek bir sesle, daha hızlı bir şekilde adaletin sağlanması için çağrıda bulunacağız. Kendilerine teşekkür ederiz. Bugün bizi misafir ettiler. Umarız ki günün birinde adalet sağlandığı zaman tüm adalet arayan insanlar hep birlikte kocaman bir yeryüzü sofrasında buluşuruz ve hep birlikte adaletin sağlandığını görürüz. Teşekkür ederiz. 5 yıllık adalet mücadelemizde bizi bir an bile yalnız bırakmayan İHA'da Urfa Şube Başkanı'na, yönetimine teşekkür ediyoruz. Bugün de adalet soframızı beraber iftarlarımızı açtık. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yargıyı hep birlikte özgürleştireceğiz. Artık hakimler, savcılar adil bir karar verdiklerinde yarın başımıza ne gelecek tereddüdüne kapılmayacak. Haklıyız. Mücadelemiz adalet gelene kadar sürdüreceğiz. Bugün sofrasını bizimle paylaşan İHA'daki bütün yönetim arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Minnettarız.